Minecraft korkunç hikaye anlatacağım sana kanka, ama önce kanalıma abone ol, videoyu beğen ve bildirimlerini aç lütfen. Hazırsan başlıyorum. Minecraft'ta yeni bir dünya yarattım. Her zamanki gibi hayatta kalma modunda oynamaya başladım. Bir ev inşa etmek, yiyecek bulmak ve canavarlardan kaçınmak için zamanımı harcadım. Birkaç gün sonra dünyamda garip şeyler olmaya başladı. Bazı bloklar yer değiştirmiş, bazı hayvanlar kaybolmuş ve bazı sesler duymaya başlamıştım. Bu sesler çok korkunçtu. Çığlık atan, ağlayan ve fısıldayan gibiydi. Bu sesleri kimin veya neyin çıkardığını anlayamadım. Bir gece evimde uyurken bir patlama sesi duydum. Hemen yataktan kalktım ve dışarı baktım. Evin önünde büyük bir çukur vardı. Çukurun içinde kırmızı gözleri olan siyah bir yaratık duruyordu. Bu yaratık bir enderman değildi. Çok daha büyük ve daha korkunçtu. Bana doğru bakıyordu. Sonra bana doğru koşmaya başladı. Kaçmaya çalıştım ama çok geçti. Yaratık beni yakaladı ve havaya fırlattı. Sonra ağzını açtı ve beni yutmak üzereyken oyun dondu. Ekranda siyah bir yazı belirdi: oyunun sonu. Tebrikler, Herobrine ile karşılaştın. Sonra oyun kapandı. Oyun kapandıktan sonra bilgisayarımı yeniden başlatmaya çalıştım ama hiçbir şey olmadı. Ekran siyah kaldı. Sadece Herobrine'in kahkaha sesini duyabiliyordum. Bilgisayarımın içinden gelen bir duman kokusu aldım. Bilgisayarımın yanmaya başladığını fark ettim. Hemen fişini çektim ama işe yaramadı. Bilgisayarım alev aldı. Yangını söndürmek için su almaya gittim ama geri döndüğümde, bilgisayarımın yerinde sadece küller vardı. Küllerin arasında bir not buldum. Notta şöyle yazıyordu: seni buldum. Seni asla bırakmayacağım. Ben Herobrine. Notun altında bir imza vardı: Notch. Notu okuduktan sonra çok korktum. Herobrine'in gerçek olduğunu ve beni takip ettiğini anladım. Notu yırtıp attım ve evden kaçmaya karar verdim. Eşyalarımı topladım ve kapıya doğru koştum. Ama kapıyı açtığımda, karşımda Herobrine'i gördüm. Bana gülümsüyordu. Merhaba, arkadaşım, dedi. Nereye gidiyorsun? Çığlık attım ve geri döndüm. Pencereden atlamak istedim ama perdeleri çektiğimde, pencerenin yerinde bir duvar vardı. Evdeki tüm pencereler duvarla kaplanmıştı. Herobrine'in sesini arkamda duydum. Kaçamazsın. Sen benimsin, dedi. Elinde bir baltayla bana yaklaştı. Son çare olarak telefonumu çıkardım ve polisi aramak istedim. Ama telefonumun ekranında sadece Herobrine'in resmi vardı. Telefonum da alev aldı ve elimden düştü. Herobrine bana ulaştı ve baltayı kafama indirdi. Sonra her şey karardı.